Liza Moda İstanbul, tekstil sektörüne 1992 yılında çırak olarak başlayan Birol Arslan'ın kazandığı tecrübelerle 2011 yılında kurduğu Bayan Abiye üretimi yapan bir firmadır. Firma, kaliteli ve şık abiyeler üreterek üretimlerinin tamamını yurt dışına ihraç etmektedir. Biz de firma sahibi Birol Arslan'dan tekstil sektörüne giriş hikayesini ve çalışmalarını dinliyoruz. Merhabalar, ben Birol Arslan. Liza Moda Tekstil'in sahibiyim. Bu işe 1992'de başladım, çıraklıktan başladım. 2011'in başında kendi işime başladım. Liza Moda Tekstil İstanbul Osman Bey olarak firmamızı kurduk. Bayan grubundayız, abiye grubunda ikili takım, üçlü takım elbise olarak üretimimizi yapıyoruz. Bütün abiye modellerini kendi bünyesinde tasarlayan firma, kendi markasıyla üst sınıfa hitap eden kaliteli ürünler üretiyor. Ürünlerin tasarımı kendi bünyemizde. Bunda tasarımcımız var, işte ekibimiz var. Burada kendi tasarımımızdır ürünlerimiz. Çok nadir ama %100 kendi etiketimizi kullanıyoruz. Kendi markamızı Liza Moda Tekstil olarak etiketimizi kullanıyoruz. Üst düzeyde olması gerekiyor. Çünkü işimizi ileri taşımamız için alt seviye değil, üste hitap edelim ki kalite olarak, ürün olarak, görsellik olarak üste daima hedefimiz üst grup. Üretimlerinin tamamını yurt dışına ihraç ettiklerini söyleyen Birol Arslan, Türk malı tekstil ürünlerinin kalite bakımından üst seviyede olduğunu ve bu nedenle yurt dışında yüksek beğeniye sahip olduğunu ifade ediyor. İş piyasamız yok, %100 yurt dışı. Buna işte Balkan ülkeleri, Arap bölgesi, Afrika bölgesi. Genelde ülkeler işte buna Balkanlar olsun, Araplar olsun, Afrika olsun ürünlerimizi tercih ediyor. Türk ürünlerinin kalitesinden memnunlar. Kendilerinin bu esnada işte Çin'den alıp ürünlerini çok satamadıklarını ve Türkiye'den aldıklarını daha başarılı olduklarını söylüyorlar. Bizim kalitemiz Uzak Doğu değil, bugün Fransa'dan, İtalya'dan bile kalitemiz daha iyi. Osman Bey'in kalitesi Avrupa'nın daha üstünde. Birol Arslan, tekstil sektöründe küresel krizlerin de etkisiyle bir daralma yaşandığını belirterek, yaşanan bu daralmayı aşmak için yetkililerden ihracat konusunda destek beklediklerini ifade ediyor. Gidişatta düşüş var. Çünkü bunun birinci sebebi dünyadaki küresel kriz. Dolayısıyla bizler ithalde dışarı çalıştığımız için dışarıdan müşteri gelmediği zaman ya da bizden aldığı ürünü satıp geriye repetesini dönmediği için tabii ki işimize düşüş var. Evet, küresel kriz kesinlikle. Bunu sadece bizim ülkemizde bağlama gerekiyor. Çünkü biz yine Allah'a şükür üretebiliyoruz. Ama ürettiğimizde satamıyorsak sıkıntı burada. Bu iş uzun vadeli ya da hükümet buna iyi bir ciddi derece el atmazsa bu tekstil sektörüne fazla bir geleceğini düşünmüyorum bu işin. Yani fazla önü açık değil işin. Biz devletten ne istiyoruz sektör? Şimdi biz hangi sektöre çalışıyoruz? Bir kere en çok müşterimizin şikayeti şu. Yani bugün Nijerya'dan gelecek bir müşteri $2000 bir gidiş geri sadece masrafı. Bunların devletin daha böyle makul fiyatları indirmesi gerekiyor. Örneğin Çin'in yaptığı gibi 2000 yıllarda Çin bedava uçak alıyordu Rusya'dan. Kendini sektörünü duyurmak için. Yani bizde de bunları bu çalışmaları yapabilirler. Bizim o müşteri buraya çekmemiz için bunlara imkanlar sağlamamız lazım. Bu imkanı sağlayamadığım için dolayısıyla her müşteriye her zaman gelemiyor. Bir müşteri önceden girdiği dönemlerde 15 günde bir, bir ayda bir gelirdi. Şimdi bu müşteriler 3 ayda, 5 ayda geliyorlar. Gün uzadı. Bunun sebebi masrafların çok oldu. Buraya geliyor otel masrafı, bunun uçak masrafı $2000. Bizim bugün paramızda 11 bin TL para yapıyor yaklaşık. Onun kendi ülkesinde 20 bin yapıyor ya da 25 bin yapıyor bu para. Bu da onun için büyük bir kayıp. Birol Arslan konuşmasının sonunda müşteri memnuniyeti esaslı çalıştıklarını belirterek her geçen yıl başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Kesinlikle Liza Moda 8 yıldır bu sektörün içindeyim. Birinci sebep ayakta durmamızın sebebi kalitedir. Yani şükür ki müşterimiz kalitemize memnundur. Liza Moda etiketine memnundur. Ben burada arkadaşımız WhatsApp'la da müşterimizi daha ben de olmak kaydıyla WhatsApp'la müşterimizi gönderebilir ya da bize arar WhatsApp'ıyla der ki bana yeni ürününüzü gönderin. Liza Moda olarak ürünümüzden memnundur. Ürününü sattığını söyler. Kendi pazarında, kendi toplantıcısı, toplantıcı dükkanında, perakende de müşterilerin buna talebini olduğunu söyler. Tabii ki bunlar da bizi memnun ediyor. Yalnız daha çok başarılı olmalıyız. Daha iyi yerlere taşımamız gerekiyor işimizi.